Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sizlerle beraber 2024 KPSS ön lisans sağlık bölümlerinin en düşük ve en yüksek puanlarını, atama puanlarını tek tek incelemesini yapacağız. Yani hangi bölüm hangi puanla ataması yapılıyor, bunun incelemesini yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu önümüzdeki kılavuz geçenlerde alınan alımların, sağlık alanında yapılan alımların yerleşme sonuçları, yani yerleşme puanları. Bu puanlarla arkadaşlarımız yerleşmiş. Baktığımızda mesela şoför 70 puanla yerleşmiş arkadaşlar. Sağlık teknikeri anesteziye baktığımızda bu da en düşük 86, en yüksek 91 ile tabi her şehrin puanları değişebiliyor. Bunu da söyleyeyim sizlere. Çevre sağlığı 82, diş protezine baktığımızda 78, laboratuvara baktığımızda 84 ile 85, röntgene baktığımızda en düşük olanları söylüyorum, yüksekleri de var. 83 en düşükle alım yapılmış. Tıbbi sekreterliğe baktığımızda arkadaşlar en düşük 83 ile alım yapılmış. Ağız diş sağlığına baktığımızda 82 ile alım yapılmış. Tekrar diyalize baktığımızda 83, eczaneye baktığımızda 81, evde bakıma baktığımızda 71'e kadar düşüşler olmuş. Fizik tedavide 84, ilk acil yardımda en düşük baktığımızda bir detaylı bakalım 86 olarak gözüküyor. İş ve uğraş terapisi 77 ile en düşük ataması yapılmış. Devam ediyoruz. Odometri var 84, podolog var 74, yaşlı bakım 75, diş protezi var 78. Okuduklarımı tekrar okumuyorum. Siz isterseniz bakabilirsiniz. Eczane 81, evde bakım 72'ye kadar düşmüş. Devam ediyorum. Ortopediye baktığımızda 80 puanla alım yapılmış. Röntgene tekrardan baktığımızda 82'ye kadar düşmüş. Tıbbi sekreterlik burada 81'e kadar düşmüş. Dediğimiz gibi yer yer puanlar değişebiliyor. Eczaneye baktığımızda 79'a kadar düşmüş. Diyaliz 82 arkadaşlar. Evde bakım puanları bayağı düşükmüş. 70'e kadar düşmüş puanları. Şu ana kadar sağlık bölümünde en çok puan, en düşük puan evde bakıma ait olarak görüyorum. Hatta 69'a kadar puanları düşmüş. Devam ediyorum. Bunu söylememin sebebi arkadaşlar gidip okuyun diye söylemiyorum. Sadece bilginiz olsun açısından söylüyorum. Dikkat edin. İlk ve acil yardım bölümü var. Tabii bu bölümleri okurken yapabilip yapamayacağınızı da bir düşünün. Bunu da size tavsiye ederim. Çünkü bazı meslekler zor, herkes yapamıyor. Tamam, ataması kolay ama meslek olarak zor bir meslek. Tekrar devam ediyoruz burada. Ortopedi var, pardon. 87. Aşağı iniyorum. Ağız diş sağlığı var. 81 puanla atamaları yapılmış. Evde bakımlar bayağı düşük, dikkatimi çekti. İlk ve acil yardım var 85 ile yapılmış. Laboratuvarlar var 84 ile yerleşmesi yapılmış. Röntgen 83-82'ye kadar düşmüş. Devam ediyoruz. Anestezi bölümü var burada. Burada şoförler de var. Şoförler de yer yer 71'e kadar düşen bölümler var. 69'a kadar da düşmüş. Anestezi ise en düşük 83 ile karşımıza çıkıyor. Daha sonra baktığımızda ameliyathane bölümü var. Bu da baktığımızda 81 puana kadar puanlarda alım yapılmış. Diyaliz var. Diyalizde 82 puana kadar düşüşler olmuş yani alımlarda. Burada elektrofizyoloji var. Bu da baktığımızda 83 ile en düşük alım yapılmış. Evde bakım bayağı alım da yapılmış. Burada puanları görüyorsunuz. Fizik tedavi var. Fizik tedaviye baktığımızda da 84 ile alımlar yapılmış fizik tedavide de. Optisyenlik var. Elimden geldiğince farklı bölümleri okumaya çalışıyorum. 79 ile patolojik anatomi ise 81'e kadar
alımlar yapılmış. Tekrar podologa baktığımızda ise 73'lü alımlar podologdan da yapılmış. Yaşlı bakıma geldik arkadaşlar. Yaşlı bakıma baktığımızda da bunun da puanları biraz düşükmüş. Bu da en düşük 73'lü alım yapılmış. Yer yer baktığımızda sanki 71 yok. 71 yok. Şoförde varmış 71. Laboratuvar var. Laboratuvarda da genellikle 84 civarında bir puanlı atamalar yapılmış. Durum böyle arkadaşlar. Aklınıza takılan başka sorular varsa yorum kısmından sorun, cevaplarız. Şimdilik iyi günler.